sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi. Vallahi ilk başta siren sesleri çalmaya başladı. Polisler falan buralara doğru böyle gezerken bir yandan da anons yapıyorlardı. Arabalarınızı selin önünden çekin diye. Bütün millet evinden indi aşağıya, millet arabalarına bindi. Sırf bu sebepten can kaybı oldu. Ha tamam, şu binalar göçtü, göçerek oldu ama çoğu insanın ölüm sebebi sırf bu bina arabalarınızı senin önünden çekin demeleriyle oldu. Yani zaten demeleriyle, yani o anonsu yapılmasıyla selin gelmesi arasında ya 2 saniye ya 3 saniye vardı. Ben buradan koştum, evime koştum, yani arkamdan su doldu zaten. Biz binanın tepesinde, benim evim 5. katta, tam bu binanın işte öbürkü blokta. Ben oraya çıkasıyız zaten, her taraf buradan doğru böyle şu arayı gördüm, odun yığınağı geliyordu. Bu sel zaten 2 günden beri hava yağıyordu. Diyorlar ki yukarıda HES'ler patlamış. Büyük ihtimalle öyle oldu zaten. Yani biz burada 20 seneden beri ben buradayım. 3 gün 3 gece yağmur yağdığını biliriz ama böyle bir selin geldiğini görmedik, duymadık yani. Yani büyüklerimiz de zaten böyle bir sel böyle olmadığını diyorlar. Ama büyük ihtimalle yukarıda barajların patlamasıyla bu sel böyle gerçekleşti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 64'e yükseldiğini bildirdi. AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 54, Sinop'ta 9 ve Bartın'da bir kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi. Thank you.